Wait a minute, get it how you live it. 10 toes in when we standing on business. I'm a big stepper, underground methods. Çok teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Beni ağırladığınız için teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim. Ben de teşekkür ederim. Sağ ol. Kendi kendine biraz bahsedebilir misin? Tabii ki. Şöyle ki ben uluslararası ticaret ve finans mezunuyum ve okuduğum sırada aldığım seçmeli derslerden sonra blok zincire ilgi duymaya başladım ve bu alanda okuyup bu alanda yazılar yazmaya başladım. Daha sonrasında okulu bitirdiğim zaman New York tarafına giderek orada bir iki MIT'den vesaireden farklı uzaktan eğitimler alarak sertifikalar edindim. Bu sertifikalar dolayısıyla orada bulunan Crypto Monday olsun, farklı kripto etkinlikleri olsun buralarda konuşmacılık görevi yaptım. Bunlara gönüllü olarak kendim başvurduğum, aldığım sertifikaları vesaire referans göstererek oralarda konuşmacı olmaya başladım. Daha sonra orada edindiğim çevreyle birlikte kendim Web3 eventleri organize etmeye başladım. Bazı NFT topluluklarının olsun, bazı genel olarak DAO'lar olsun. Güzel verimli günler geçirdim orada bu sayede. Güzel insanlar tanımış oldum. Hali hazırda işleyen projelerin içerisine girerek süreçleri öğrenmeye çalıştım. Bu gibi durumlar. Aslında daha çok insan kazandım orada ve bu alanda biraz daha teknik bilgiler kattım kendime diyebilirim. Şu anda da buradayım ve adı The Future olan bir projemiz var. Bu projeyi geliştirmek üzere 7 kişilik bir ekibimizle beraber yolumuza devam ediyoruz diyebilirim. Peki bizim yolumuz kesişti. Bence şöyledir ki Türkiye'den çıkan ya da çıkmış olan çıkacak olan her projenin yolu bir şekilde Rising'den geçecektir diye düşünüyorum. Ben bir projemin olduğunu sağda solda bir insanlara bahsettikten sonra doğrudan zaten Rising üzerinde Kaan ve bu şekilde önerileri aldım sürekli olarak. Kaan da çok teşekkürlerimi iletirim buradan kendisine. İlk görüşmeme, ilk mesajıma olumlu bir cevap verip doğrudan bir görüntülü konuşma ayarladık. Projeden bahsettim. Kendisi çok yapıcı bir şekilde yönlendirmeler yaptı. Stratejimizi bu sayede hatta tekrardan bir güncellemiş olduk. Yani Rising'in bu ilerleme sürecinde payı epey büyük diyebilirim. Hem görüştürdüğü, danıştırdığı kişiler, daha sonrasında verdiği fikirler, verdiği geri bildiriler sayesinde değişen stratejilerimiz vesaire şu an bizi biraz daha heyecanlı, biraz daha hype'lı bir halde getirdi diyebilirim. Biraz projenden bahsedebilir misin? The Future'dan tişörtünü de yazdığı gibi. Tabii ki seve seve bahsedebilirim The Future'dan. Aslında özelinde şöyle bir özet yapmak gerekirse The Future bir cüzdan yönetim, portfolyo yönetim aracı. Ama biz her şeyin bir arada olduğu all-in-one bir uygulama yapıyoruz aslında. All-in-one bir application olarak düşünebilirsiniz. Neyden bahsediyorum? Kullanıcı buraya girdiğinde hem varlıklarını kontrol edebilip, varlıklarını yönetebilip, nerelerde varlıklarını finanse ediyorsa bunları kolayca görüntüleyebilip, ayrıca kullandığı merkeziyetsiz uygulamaları da site içerisinde gömülü uygulamalarla birlikte farklı sekmelere gitmeden tek bir uygulama, tek bir sayfa içerisinden her uygulamaya erişebildiği bir platform aslında. Buna bir DeFi Hub olarak adlandırabiliriz, DeFi merkezi olarak adlandırabiliriz. Öncelikle de Skol alanında başlayacağımız için bunu doğrudan bir Skol Hub olarak da adlandırabiliriz aslında. Skol üzerinde olan bütün uygulamalara tek bir yerde erişebildiğimiz, Skol üzerindeki fırsatları doğrudan bizlerin teklifleriyle birlikte kullanıcının gördüğü, kolay kullanımı olan ve herkes için DeFi'yi getirmeye çalıştığımız bir uygulama olarak adlandırabiliriz aslında. DeFi for Everyone sloganımızı sonuna kadar da yerine getirmeye çalışıyor olacağız. Peki sloganı da aslında DeFi for Everyone çok böyle güzel bir motto. Bunun biraz arkasındaki idea ne? Onu biraz bahsedebilir misin? DeFi for Everyone mottosunun en başında gelen durum şudur ki DeFi aslında sadece geliştiriciler içinmiş gibi bir komplekslik içerisine bürünmeye başladı. Yani çıkan son standartları kullanan platformlar, yeni çıkan platformlar, yeni çıkan uygulamaların hepsi oldukça karmaşık bir halde birçok özelliğini sunabiliyorlar ve aslında bunun önüne geçmeyi planlıyoruz. Nasıl ki geleneksel finansta teknolojiyle yakından ilgisi olmayan kişilerin bile uygulamaya girip rahat bir şekilde paralarını finanse edebildikleri bir durum varken biz bunu merkeziyetsiz finans tarafına da getirmeyi düşünüyoruz aslında. Herkesin kolay bir şekilde merkeziyetsiz finansa gelip bu taraftaki varlıklarını, bu taraftaki fırsatlardan faydalanabilmek için kullanabilmelerini sağlamak istiyoruz. Aslında yine mottomuz olan DeFi for Everyone'dan geçmesi gerekecek yolumuzun şundan bahsediyorum. Bizim aslında en büyük hedefimiz şu an için karmaşıklığından ve komplike terimlerinden dolayı bu alana varlığını getirmeye korkan yatırımcıların varlıklarını rahat bir şekilde kripto tarafında bizim platformumuz üzerinde yönlendirmelerini sağlamak istiyoruz. Yani dediğim gibi bu alan sadece yazılımcılar, sadece geliştiriciler için değil, bu alan varlığı olup da yatırım yapmak isteyen herkes için açık bir finans alanıdır burası. Ve biz dediğim gibi burada geleneksel finanstan çok daha büyük fırsatların olduğunu büyük yatırımcılara da sunmayı planlıyoruz. Ya da komplike işlemleri yapmak istemeyen, teknik olmayan kişilerin de bu platform üzerinde rahatça işlem yapabilmesini istiyoruz. Bizim hedef olarak gösterebileceğimiz şey dediğim gibi bu alanın komplikeliğinden korkarak buraya yatırım yapmak istemeyen kullanıcıların buraya yatırım yapmasını sağlamak olacak. Güzel bir soru. Skol ağını kendim de kullanmayı aslında çok seviyorum. Sürekli olarak gelişmeye açık geliştiriciler özelinde birçok çabasının olduğunu zaten biliyorum ve bulunduğumuz ülke konumunda, bulunduğumuz yer itibariyle Skol Türkiye'nin de yaptığı işler tartışılmaz. Skol Türkiye'nin hem topluluğuyla hem geliştiricileriyle hem de bu alanda meraklı kişilerle birlikte birebir kontağının olması bizi bu alana aslında epey iten durum oldu. Bir ağ üzerinde başlamamız gerekiyordu ve bunun Skol olmasının sebebi tam olarak buydu. Geliştiricilerinin kaliteliliğinin
farkındayız ve onlardan alacağımız feedbackler olsun, kadromuzu bu doğrultuda geliştirebilmemiz olsun, Squall'ü seçmemizin en başta nedenlerinden bir tanesiydi. Onun dışında biliyoruz ki Squall üzerinde çalışan, daha doğrusu Ethereum üzerinde çalışan bütün kontratların doğrudan Squall üzerinde çalışabilmesi yine bizim için aslında Squall'ü seçmenin bir sebebiydi. Onun dışında bir de Squall'ün session'ları var ve Squall kullanıcılarına teşvik, yani airdrop yapmayı planladığını biliyoruz. Kullanıcıların aslında bu teşviklerden en güvenli bir altyapıyla, yani farklı farklı platformlara gitmeden tek bir platformun yönlendirmesiyle farklı uygulamaları kullanarak kullanıcıların o airdrop puanlarını, yani Squall üzerindeki marklarını kazanabilmelerini sağlamak istiyoruz. 7 kişi izledim aslında. Büyük de bir ekibiniz var. İlk başta nasıl başladı The Future fikri? Sonrasında ekibiniz nasıl büyüdü? Biraz ondan bahsedebilir misiniz? The Future fikri aslında bir süredir benim kafamda toparlamaya çalıştığım, bir şemaya oturtmaya çalıştığım bir fikirdi. Daha sonrasında birlikte etkinliklere gittiğim, şu anda da ortağım olan Emre ile birlikte bunun üzerine bir kafa patlattık ve bunun artık halka uygun, daha bir proje haline gelebilecek fikir haline getirdikten sonra gittiğimiz etkinliklerde geliştirici aradığımızdan bahsettik ve etkinliklere katılmanın önemini burada aslında yaşadık diyebilirim. Etkinliklerde tanıştığımız geliştiricilerin kendi işlerinde tanışması, daha sonrasında onlarla birlikte hızlı bir iletişim kurabilmemiz, daha sonrasındaki etkinliklere gittiğimizde bu alana mentorluk edebilecek insanlara kolay ulaşabilmemiz, her şey aslında birbiriyle yapmak istedikten sonra aynı bloklar zinciri gibi bağlandığını görebiliriz. Bizim projemizde özellikle bu şekilde her şey güzel zincirleme bir şekilde birleşerek bize yolumuzu açtı diyebilirim. Sen aslında geliştirici değilsin. Finans okudun, daha farklı bir disiplinden geliyorsun ve biraz daha bu işin araştırması, research kısmındasın ve aslında blockchain alanında projeler ne? Gerçekten buna çok ihtiyaç olduğunun direkt aslında somut örneği The Future. Senin biraz oradaki deneyimlerin nasıl? Bu sektöre girmek isteyen ama yazılım bilmeyen arkadaşlara verebileceğin tavsiyeler var mı? Ben biraz onu merak ediyorum. Tabii ki. Yani aslında burada en çok bana katılım yapan durum Amerika'da gittiğim etkinlikler. Orada tanıştığım insanlar ve orada proje yapan insanlarla görüşebilme imkanlarım oldu. Oradaki etkinliklerde ve şu son zamanlarda Türkiye'de yapılan etkinliklerde de gördüğüm, sürekli olarak herkes birbiriyle kaynaşmaya çalışıyor ve herkes sürekli olarak bir şey üretmeye çalışıyor. Yani burada senin de dediğin gibi geliştiriciye ihtiyaç olduğu kadar aynı şekilde bu alanı araştıran, bu alanda araştırılanları sunabilecek kişilere de aynı şekilde ihtiyaç var. Çünkü geliştiricilerle de görüştüğümde, hackathonlarda da gördüğü bildiğimiz mükemmel projeler çıkıyor. Ama bu projeyi yeri geldiği zaman doğru bir şekilde anlatmak, doğru bir şekilde aktarabilmek, hangi problemleri çözdüğünü doğru bir şekilde aktarmak, yeri geldiğinde geliştirmek kadar da önemli olabiliyor. Benim bu alanda verebileceğim en büyük tavsiye etkinlik ya da buluşma, bununla alakalı her şeyi doğrudan bizzat kendileri olarak orada bulunmaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu sektördeki herkes konuşmaya aç, bu sektördeki herkes bir şeyler yapmayı çok istiyor ve bu sektörde hiçbir zaman işini bitirdiğinde kişi eve gelip bilgisayarını açmadan durmaz. Bunu bir iş olarak görmez ve açar. Günün sonunda tekrar araştırmasına devam eder ve birileriyle buluşursa bu alanda konuşur, üretir. Benim verebileceğim en nacizane tavsiye, dediğim gibi, her alanda bulunmalı, herkesi bu alanda bu konuda konuşması gerekiyor diyebilirim. Bol network edinmeli ve bolca sohbet etmeli ve fikirlerini paylaşmalı, fikir dinlemeli. Tam olarak. Şimdi öğrenme aktiviteleri nasıl? Hani kendini nasıl böyle güncel tutabiliyorsun? İşte takip ettiğin hesaplar olabilir, bloglar okuyor olabilirsin. Nasıl bir şey var orada senin? Nasıl bütün öğrenme aktiviteleri? Aslında ben aynı şeyleri bildim demeyi ya da öğrendim demeyi sevmem. Aynı şeyleri tekrar tekrar okumayı burada örnek gösterebilirim. Eğer ki ben burada örnek alınacak bir şey yaptıysam, burada örnek alınması gereken durum bence biliyorum değil de aynı durumun üzerine farklı farklı perspektiflerden, farklı yazarların ağzından blockchain nedir'den başlayarak bir okumak gerekiyor. Çünkü blok zinciri tanımlamanın birden çok fazla yolu var ve farklı farklı perspektiflere bakmak, dediğim gibi, kendi tanımını yaratmana yardımcı olacaktır ve daha sonrasında protokolleri incelemek, hangi ağların nasıl çalıştığını incelemek bu farklı perspektiflerin bakış açısıyla birlikte daha zenginleşeceğine eminim. Bunu söyleyebilirim. Aynı kaynak da olsa, aynı konuda olsa sürekli olarak okumak, sürekli olarak gelişen bir ekosisteme sürekli olarak okuyarak takibinde kalmak diyebilirim. Sen aslında bir Amerika yolculuğun oldu, New York'taki deneyimin oldu. Sonra Türkiye'ye döndün ve blockchain'i Türkiye'de de aslında deneyimledin. Türkiye'de sence son yıllarda Web3 geliştiricileri ve Web3 ekosisteminin geldiği son nokta nasıl, buradaki durumu nasıl okuyorsun? Şöyle ki şu anda Türkiye'deki geliştirici düzeyi oldukça iyi durumda diyebilirim ama bugünden güne bir artış gösteriyor. Yani geçen sene bunu aynı şeyi söyleyemeyebilirdim ama şu an baktığımız zaman geliştiricilerin heyecanını, geliştiricilerin de ipin onların elinde olduğunu, farkına vardığını görebiliyoruz. Ben Amerika'da da yaşadım, Amerika'da da doğrudan bu sektörün içerisinde yaşadım ve burada da şu anda bu sektörün içerisinde yaşayan birisi olarak gerçekten gidişatımızın çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Özellikle Rising gibi toplulukların yaptığı kıymetli işlere bu anlamda çok ihtiyaç var. Çünkü geliştiricilerin doğru projelerle buluşması, hangi geliştiricinin hangi ağda daha çok verimli olabileceğini aslında karar verip
doğru bir yönlendirmeyle geliştiricilerin önünü açmak konusunda mükemmel işler yaptığını söyleyebilirim. Dediğim gibi hem proje sahipleri, hem fikir sahipleri, hem geliştirici olan kişiler Ryzen'e gelip bu alanda kendilerini geliştirebilirler ya da bu gibi projeler, bu gibi kişiler geliştikçe kendi işlerinde bu sayede daha kolay bir şekilde buluşarak ekosisteme fayda sağlayabilirler diye düşünüyorum. Sıkılın bir grant'a başvuracaksınız aslında değil mi? Bir grant'a başvurma süreci nasıl oluyor? Tabii ki. Şimdi bir 25'inde olacak olan grant'a hazırlanıyoruz ve bu grant Skoll üzerinde olduğu için oldukça da heyecanlıyız. Çünkü biz doğrudan Skoll üzerinde başlayacağız ve aslında bu bizim testimiz, denememiz gibi bir şey olacak. Biz buradaki ya da gelecek olan ödülü tabii ki talibiz. Bu ödül doğrusunda planlarımızı da yapmış bulunuyoruz. Teşekkür ediyorum. Katılmanın bazı şartları var. Katılmak isteyen ya da katılacak olan kişilerin de tekrardan bilgisi olması için söylemem gerekir. Bazı requirement'lar var. Bunları yerine getirmemiz gerekiyor. Skoll üzerinde mesela Skoll Bootcamp'lerinde daha önce eğitim almış geliştiricilerin takımımızda bulunması gerekiyordu. Bizim zaten hali hazırda geliştirici kadromuzun iki tanesi bootcamp'lerden daha önce başarıyla tamamlamış geliştiriciler olduğu için bizim grant'e katılmamızda herhangi bir prosedür eksiği yoktu. Şu an dediğim gibi biz zaten Skoll üzerinde başlamayı düşünürken böyle bir grant'in de önümüzde olması bizim için güzel bir süreç oldu. Şu an haldır haldır çalışıyoruz. Oldukça da beraber olmaya çalışıyoruz. Ya online ya da yüz yüze sürekli buluşmalarla birlikte. Herkes görevi neyse onları parça parça yaparak gerek sahada gerek bilgisayar üzerinde gerekenler neyse yapmaya çalışıyoruz. Tüm güç sizin olsun o zaman. Güzel olabilirsiniz. Sence çekim nasıldı? Nasıl hissediyorsun şu anda? Yani inanılmaz keyif aldım. Uzun bir süredir burada beraberiz. Hiç unutulmayacak anlardı ve motivasyonumuza motivasyon, gücümüze güç kattınız. Bugündür unutulmayacak. Tekrardan 1-2 sene sonrasında da aynı çekimi sizlere karşı yapmak isterim. Ya, çok teşekkür ederim.